piyango. Çökboz deneyin, şansınızı deneyin. Milli piyango. Milli piyango. Biletlere ilgi nasıl? Şu an düşük. İlerleyen zamanlarda belki önümüzdeki hafta. Peki geçtiğimiz yıllara bakarsanız satış nasıl şu anda? Şu an işte yeni başladığımız için düşük daha. Ama önümüzdeki hafta biraz daha artmasını bekliyoruz. Vallahi inşallah hayırlısı olur diyelim. Hep biletin hayırlısı olmaz ama ne yapalım? Kısmet çıkarsa dedik. Her sene alır mısınız? Her sene bir tane alırdım. Bu sene 4 kişi 104 tane aldım. Umutlu musunuz? Vallahi her sene bir amörtü çıkar ama bu sene bilmiyorum. Vallahi ne diyelim, inşallah çıkar. Yani yeni bir yıla iyi girmek istiyoruz. Başka ne diyebilirim? Herkes her sene alıyorum, hiçbir şey de çıkmıyor. Çok şükür. İnşallah bu sene çıkar. Aldım. İnşallah çıkacak. Çıkması için bekliyoruz. Hayallerimiz var. Ama tabii şansımıza çıkarsa, çıkmazsa da çok büyük bir hayal kırıklığına uğramayacağız. Peki her yıl alıyor musunuz? Her yıl alıyoruz. Ufak tefek de olsa bir şeyler çıkıyor. En azından amortü buraya yani. Bu sene umutlusunuz? Bu sene de beklentilerimiz var. Ama umudumuzu kaybetmiyoruz tabii. İnşallah çıkarsa iyi olur. Çıkmazsa da dediğim gibi kaybedecek çok bir şeyimiz yok. Yok, almadım. Niçin? Genelde almıyorum ama sizi de gördükten sonra iki tane böyle kardeşim milli piyangoyu soruyor bana. Bugün kesin alacağım. Herhalde bu siz şaşkınlısınız diye düşünüyorum. Tabii ki aslında insanlar neyin haram, neyin helal olduğunu çok da bilincinde değil. Buradan başlamak gerekirse milli piyangonun da haram olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü insanlar hiçbir emek sarf etmeden, alın teri dökmeden hemen köşe olmanın yollarını arıyorlar. Oysa ki hem dinimizde, hem bizim geleneğimizde, kültürümüzde çalışmanın ancak karşılığında siz bir takım ücretlere sahip ve nail olabilirsiniz. O bakımdan burada herhangi bir gayret, herhangi bir çalışma söz konusu değil. O bakımdan milli piyangonun haram olduğunu buradan rahatlıkla ifade etmek isteriz. Bilet almak isteyenlere öncelikli olarak bu işten vazgeçmelerini gerektiğini, çünkü Kur'an'ımızda da şöyle bir ayet var. İnsana ancak çalıştığının karşılığı vardır. Hem bu dünya için geçerli bir kuraldır bu, hem de ahiret boyutuyla önemli bir kural ihtiva etmektedir. Dolayısıyla insanların eğer Türkiye'mize faydalı olmalı istiyorlarsa mutlaka üretmek zorunda oldukları, çalışarak bir takım şeyleri başarmaları gerektiğini hararetle tavsiye ederiz. Piyango. Çökboz deneyin, şansınızı deneyin. Milli piyango. Piyango bitiyor, yılbaşı biletleri bitiyor. 70